Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın gözü vardır denilebilir mi? Bu bir mecaz anlamda söylenebilir. Ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ama aynı zamanda semi e ve basır Allah'ın kelamıdır. Şu halde Allah işitendir, görendir. Kur'an-ı Kerim'de bize bir kelam gönder gönderdiğinde o kelamı ezeli bütün kainatın evvelini, ahirini, zahirini, batınını, yani hem dünyasını hem ahiretini, hem geçmişini hem geleceğini beraber görerek Allah kelamıyla konuşuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ahiretten bahsedecek bir ifade, ahireti bilen ve gören bir zatın kelamı olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim, evet Allah'ın görmesinin ve işitmesinin de bir ifadesidir. Şu halde Kur'an'daki herhangi bir cümle, herhangi bir kelime, herhangi bir ifade ancak Allah'ın kelamı olabilir. Bu açıdan bakıldığında Kur'an bütün kainatı görüyor ve bütün kainatı görerek konuşuyor denilebilir Allah'ın kelamı olması açısından. Şimdi böyle bir kelamın bir benzeri, bir misli, bir dengi olabilir mi? ve böyle bir kelama uymak insanı ne kadar mutlu eder ne kadar saadete mazhar eder ve ve böyle bir kelamdan uzak durmak mahrum kalmak insanı ne kadar büyük bir sıkıntıya ve kedere gark eder tabiri caizse dolayısıyla biz hem bu kainatın yaratılmasını hem bu dünyanın varlığını hem bundan sonraki hayatın ne olduğunu niye biz bu dünyaya gönderildik nereden geldik bu dünyada ne işimiz var, nereye gideceğiz gibi aklımıza gelen bütün suallerin cevabı elbette kainatı gören, kainatı bilen, sonsuz ve ezeli bir zatın ifadelerinde bulunabilir. İşte o da Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Başka yerde aramak fuzulidir, malayanidir. Zaten aransa da bulunamaz.